Bir dakika daha başlıyorum. Banu Hocam selam, hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Adana'dan, Mersin'den arkadaşları görüyorum. Esra Hocam'la mesela mültecilik konusunda ders kitaplarını çalışıyoruz. Esra Hocam da Mersin'den. Aslı Hocamlarla mültecilik öykü kitaplarını çalışıyoruz. Ersin Hocam selam. Seval Hoca var Hatay'dan. Tanıdığım isimlerden buradan baktığım. Miray Hoca gelmiş o Bandırma'dan. Çok Türkiye'nin sanırım hocam farklı farklı yerlerinden şeyler. Eğitimciler, eğitimi merak edenler. Çok güzel. Adana'dan kim var? Adana'dan ben varım. Esra var, ben varım hocam. Aa, süper. Evet, Benim bağlı. ailem de Adana'dan. Aynen güzel. Oradan göçmüşler öyle mi? Ben bir de Almancıyım. Ailem Almanca ayrıca bir taraf Zaten oradan. yani siz de bizdensiniz yani. Almancı olmayan hiçbir aile kalmadı ki Türkiye'de yani. Kendi Evet. değilse teyzesi, yengesi, halası herkes böyle şey oldu. Ben bilmiyordum bak Banu Hocam senin Almanca olduğunu. Evet, Almancayım. İşte Suriye'den göçtüm. Her şey var. Tabii Süper. Adana olunca her şey var. Suriye, Muriye, her şey karışık. Evet, Aynen. öyle. Aynen. Hakan Hocam hoş geldiniz. Hakan Tahmaz aramızda hoş geldi. Uzun zaman oldu. Bir de biz böyle tabii birçok arkadaşımızla böyle salgın döneminde yüz yüze daha karşılaşmadan beraber çalıştığımız insanlar var. Dolayısıyla bazen böyle karışıyor kimle beraber yakın tanıştık falan diye. Uzun süredir görmediğimiz insanları görebiliyoruz tabii. Çok daha şey etkili. Maalesef. Yani iyi akşamlar herkese. Kolay İyi gelsin. akşamlar. İyi İyi akşamlar Hakan Hocam. akşamlar. İnsan hakları alanında çalışan bir aktivisttir Hakan Hocam da. İyisiniz herhalde. Kenan Bey, bir İyiyiz, yaramazlık değil mi? iyiyiz vallahi yıllar oldu Çok. evet. Evet, Çoktan hocam. beri bir hiç karşılaşamadık. Ne güzel sizi görmek burada. Yavaş yavaş başlayalım artık. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayatav'ın, Sanem Hocam Bayatav zor dedi. Biz de alıştık diyoruz. Bayatav'ın açılımı bir arada yaşarız. Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı. Türkiye'nin yeni vakıflarından. O baş tarafı çok hoşuma gidiyor. Bir arada yaşarız. Tartışma yok yani. Bir arada yaşarız. ve bunu da böyle eğitim konusunda, toplumsal araştırmalar konusunda da destekleyerek yaparız. Ben de Bayatav'la işte yakın çalışmaya başladım. İsmim Kenan Çayır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Ve orada Sosyoloji ve Eğitim Araştırmaları Merkezi'nin de müdürüyüm. Ve yıllardır işte eğitim alanında öğretmen arkadaşlarımla, sivil toplumda çalışıyorum. Bu akşam Bayatav söyleşilerinin üçüncüsü. Bayatav'da yeni yeni başlıyor. Sanem Hocamı, Sanem Klef'i ağırlayacağız. İki tane Almanya'dan konuğumuz var. Türkiye'de doğmuşlar ama Almanya'da işte büyümüşler, Almanya'da eğitim almışlar ve artık Almanya'da yaşıyorlar. Ama işte Türkiye ile de bağları var. İki tane konuğumuz var. Çok pozitif bir toplantı olacağı şimdiden kesin. Çünkü Sanem Hocam da Covid pozitif, Aycan da Covid pozitif. İki tane Covid pozitif konuşmacımız var. Fakat hakikaten sağ olsunlar. Söz verildiği gibi etkinlik ertelenmedi ve yapabileceğiz. Geçmiş olsun diye şeyler geliyor chatten iki konuşmacımıza Teşekkürler. da. Şöyle yapacağız. İki tur yapacağız. Ben ilk turda konuşmacılarımızdan biraz bize böyle kendi alanlarıyla ilgili Almanya'daki biraz çerçeveyi çizmelerini rica edeceğim, bağlamı çizmelerini. İkinci turda ise biraz daha spesifik kendi alanlarıyla ilgili bir soru yöneteceğim. Dolayısıyla 10'ar dakika, iki turdan 40 dakika olsa benimkiyle 45 dakika ve sonra sizlere açacağım sorularınızı. Sözlü sorabilirsiniz, chatten yazabilirsiniz, arada yazabilirsiniz. Chat'i de kontrol ediyoruz. Ve böyle bir saat, işte bir saati belki biraz da geçebilir, toplamaya çalışalım. Konuklarımı tanıtayım. Sanem Klef, Ankara'da Alman dili ve edebiyatı okudu. Ondan sonra Almanya'ya gitti ve orada öğretmenliğe başladı. Berlin'de göçmenlerin olduğu bir okulda.
2003 yılına kadar Sanem hocamız Berlin Öğretmen Eğitimi Enstitüsü'nde, interkültürel eğitim, kültürler arası eğitim ve aşırı sağcılığa karşı eğitim alanlarında çalışmış bir hocamız. 2000 yılında, bunu ikinci soru olarak soracağım, ırkçılığın olmadığı okul, cesur okul girişiminin de yönetimini devraldı. 3000'in üzerinde bir ağ anladığım kadarıyla. Hatta yakın öğretmen arkadaşlarıma Türkçe sayfanızı da gönderdim. Onu da böyle konuşmak istiyoruz şimdi burada. Ve interkültürel eğitim, kültürler arası eğitim konularında işte birçok yayını var ve projesi var. Sanem Hocam'ın, hoş geldiniz Sanem Hocam. Hoş bulduk. Aycan hocamız, Aycan Demirel. Aycan'la Türkiye'de de çok belki işler yaptık, ortak işler yaptık. Belki duymuşsunuz, tanıyorsunuzdur. O da Uludağ Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği okudu Aycan hocamız. Sonra Berlin Özgür Üniversitesi'de siyaset, tarih ve medya, doğru söyledim değil mi? Siyaset, tarih ve medya eğitimi aldı Aycan hocamız. 90'lardan sonra iki Almanya'nın birleşmesinden sonra böyle yükselen antifaşist hareketlere karşı aktivist olarak çalıştı. 2000'li yıllarda, 2003 yanlış hatırlamıyorsam notlarıma bakıyorum, evet, antisemitizme karşı göçmen inisiyatifini kurdu. Göçmenlerle, Müslüman gençlerle, işte sonra mülteci gençlerle birçok çalışma yaptı bu konuda. Çok yakın zamanlara kadar KİGA isimli kurumun kurucusu, yöneticisiydi. Sonra oradan ayrılmak zorunda kaldı ve 1,5 yıldır İBİM diye, açılımını söyleyemiyorum çünkü Almancasını yazmışlar. Almanca tek cümle biliyorum, o da Almanca bilmiyorum demek. Dolayısıyla o bize söyler İBİM'in açılımını. 1,5 yıldır böyle yeni bir sivil toplum kuruluşu da aktif Aycan. Ve Berlin Eyalet Hükümeti'ne danışmanlık yapan Antisemitizm Komisyonu üyesi ve İslamcılık, radikalleşme, göç ve eğitim konularında da birçok yayını var. Şimdi hakikaten Almanya ve Türkiye bağlamı çok yakın. Yani ben Almanya'ya her gidişimde ya Türkiye ile alakalı ne kadar fazla şey biliyor Almanlar diye her zaman şaşırıyorum. Ve sürekli bir karşılaştırma unsuru. Şüphesiz bağlamlar çok farklı ama bizler de hani Türkiye'de böyle başlığımız çok kimlilik ve eğitim. Türkiye'de de yani işte sürekli zaten temel sorun bu. Tek kimlik, tek kültür, tek din, tek millet vesaire felsefesi. Ama Türkiye böyle değil. Hele Suriyeli göçmenlerin, mültecilerin gelişiyle Türkiye'de de işte tartışmaya başladık. İşte aramızda öğretmen arkadaşlarım var. Dediğim gibi ölçü kitaplarını çalışıyoruz, mültecilik konularında ders kitaplarını çalışıyoruz. Kapsayıcı eğitim tartışılıyor vesaire vesaire. Almanya'nın bağlamı farklı ama şunu biliyoruz ki Almanya'da bir göç toplumu. Hızlı bir şekilde göç toplumu oldu. Ve birçok çok kimliklilik ve eğitim konusunda birçok pedagojik yaklaşım geliştirdi. Hala deniyor Almanya. Başarıları var, belki başaramadıkları var. Dolayısıyla Sanem Hocam'dan ricam, böyle ilk turda bize 10 dakikada bu Almanya, bu tek kimliliği aşma konusunda, çok kimlilik konusunda, göçmenler konusunda ne tür pedagojik böyle yaklaşımlar geliştirdi? Bize böyle bir çerçeve çizebilirseniz çok seveceğiz. 10 dakikada çok zor bir soru. Ama siz çerçeve çizebilirsiniz. Evet, onu diyeceğim. Yani... Ben bunu 10 dakikada yapabilirsem vallahi yani süper olacak. Bu mümkün değil. Yalnız belki de benim perspektifimi daha iyi anlayabilmeniz için ben Almanya'da büyüdüm. Okula da Almanya'da gittim çocukken burada. Yani ben ikinci neslim. Çok erken bir örneğim. Arada Türkiye'de üniversite okudum. Tekrar geri döndüm Almanya'ya. Yani benim background'um bu. Onun için bütün çalışma hayatım da burada geçtiği için normal günlük Türkçem iyi, fena değil. Ama bazı şeylerim eksik olursa orada yani anlayışınızı rica edeceğim. Çünkü iş konusunda Türkçe konuşmaya hiç alışkın değilim. Birazcık anlatmaya çalışacağım. Bütün bu söylenen şeylere girmeden önce en önemli faktör şu. Almanya, Türkiye ikisini yan yana koyduğumuz zaman benzer sosyolojik gelişmeler görebiliriz. Benzer sorunlar görebiliriz. Benzer aktörler görebiliriz. Mesela mülteciler gibi. Ama arada öyle büyük bir duvar var ki bu ikisini birbirinden ayıran. Bu duvarı her an gözümüzün önünde tutmamız lazım.
Çünkü tamamen farklı iki toplumdan konuşuyoruz. Çünkü bizlerin buradaki konumuyla toplumun içinde demokrasi sorunlarının, bütün bu eğitim sorunlarının buradaki çerçevesiyle Türkiye'deki hiç mukayese edilemez. Hiç. Hele şu anda tamamen ayrı bir gezegenden konuşuyormuşuz gibi düşünürsek daha doğru yaparız. Çünkü şimdi vereceğimiz Aycan'ın, benim, diğer kişilerin burada yaptığı aktivitelerin hemen hemen hiçbirisini Türkiye'de şu anda yapmak mümkün değil. Yani bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Yoksa ben unutmuyorum konuşurken, çünkü birazcık yoksa şey gibi oluyor. Hey bakın biz neler neler yapıyoruz, süper iyiyiz, sizler de yapın gibi. Bunun böyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Yani bu çok önemli benim açımdan. Onun için yani görelim biz de aynı yapalımın ötesine bakmak lazım. Kısaca, maalesef biz de biliyoruz Sanem Hocam. Yani maalesef. Bu tabii ki çok büyük bir acı veriyor bize. Yani çünkü biz isterdik ki bizim burada yaptıklarımızı orada da yapabilelim. Sizlere de arttırabilelim. Ama bunun olmadığını biliyoruz yani. En büyük sorun sanırım hepimiz için bu. Almanya'daki çok kültürlük sorunu nasıl oldu? Gidişat burada tarihi olarak da farklı. Tamamen detaya inmeyeceğim ama Almanya'da 1945'ten sonra değişik dönemlere bakmamız gerekiyor. 45'e kadar olanları anlatmamıza gerek yok. Yani nasıl bir mentalite, nasıl bir düzen, nasıl bir eğitim sistemi olduğu besbelli faşizmin içinde. 45'ten sonraki en önemli faktör kazanan grupların müttefikler değil mi? Amerika, Fransa, İngilizce, evet. Rusya. En önemli etken bütün bu konularda onlar ve onların Batı ve Almanya üzerinde, ikisi de değişik olmak üzere yaptıkları büyük baskı ve yöneltme. Bu çok önemli. Bunlar olmasaydı Almanya bugün, özellikle Batı Almanya, şu anda olduğu yerde olmazdı. Büyük bir politik eğitim çabaları ve döneminden geçti Batı Almanya. Ve bunun içine şu da dahil, kurumlar yaratıldı. Mesela Türkiye'de hiç olabileceğini düşünemeyeceğimiz Almanya Politik Eğitim Kurumu diye bir şey var, bakanlık düzeyinde. Ve bu aynı zamanda 16 eyalette, biliyorsunuz Almanya 6 eyaletten oluşuyor. Eğitim eyaletlerin elinde kendileri istedikleri gibi geliştirebiliyorlar. 16 artı ayrı eğitim sistemi var burada. Bir eyalette olan bir okul tipi diğerinde olmayabiliyor. Bir eyalette ilkokul 4 sene, öbüründe 6 sene. Yani çok değişik. Her eyalette de var bir eyalet politik bilim, bilgileştirme kurumu ve bunun gibi bir sürü başka kurumlaşmalar daha var. Çok önemli bir fark bu Türkiye'den. 1900 sonra bu dönem yaşandı. 55'ten sonra da çok önemli bir şey. İlk gelen, yani çok kültürlülük Almanya'ya savaştan sonra yabancı işçi göçüyle başlamadı. Almanya'nın kaybetmiş olduğu doğu bölgelerin Alman kökenli ama hiç Almanca konuşmayan, oradan kaçan milyonlarca insan bir çok kültürlülük, dil çokluluğu getirdi. 1905'ten sonra da biliyoruz işte yabancı işçi alımları başladı. İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Avrupa'nın içinden başlayarak yavaş yavaş Avrupa'nın periferisinde Türkiye ve Fas'a filan kadar gidene kadar. Bu arada işte büyük işçi göçü dediğimiz faktör çok önemli bir etkisi oldu. Oldu ama onun da eğitim alanındaki etkisi geç ortaya çıktı. Çünkü başta çocuk yoktu. Çocuk gelmedi. Yani sırf işçi geldi. Çünkü gelenler önce iş yeri vardı. İş yerine insan lazımdı. Ona göre insan geldi. Bu insanların daha sonra çocuklarının da getirmeleri ya da orada çocuk yapmaları 1973'ten sonraki yıllara geliyor. 73'te
petrol krizi, büyük kriz bütün dünyada ve Almanya yabancı işçi alımını durduruyor. Durdurunca da orada olan işçiler yani ya giderim ya kalırım kararını vermek zorunda kalıyorlar ve iyi peki hadi madem kalalım diyen çocuğunu getiriyor. Şimdi artık bu sorunlar eğitim alanına sıçrıyor. Başta tabii ki yabancı uyruklu insan eğitimi tam Türkçe'ye çevirince. Çünkü gerçekten de buydu. Çünkü o yabancı çocukların da yani yabancı pasaport olan, yabancı pasaportlu ailelerin bu çocuklarının da orada kalıp kalmayacağı hiçbir şey belli değildi. Yani böyle başlandı. Pek tabii ki bu bir konsept değil. Yani yabancı çocuk, yabancı pasaportu, İtalyan, Türk diye çocuğun kendisi farklı olmuyor tabii. Yani bu işin böyle yürümeyeceği çok hızlı bir şekilde belli oldu ve işte şimdi de söylediğiniz çok yani kültürler arası eğitim diye aslında bir yerde o an için progresif düşünmemiz gereken bir gelişme oldu. Ama bugünkü kafamızla geri dönüp baktığımızda bunun da progresif bir konsept olmadığını görebiliyoruz. Çünkü kültürler arası ne demek? Kültür ne demek? Hangi kültür hangisiyle? Niye arasında? Niye? Nedir? Yani bir sürü soru işareti var. Bu ismin içinde sorunlar yatıyor. Her şeyden önce kültür kelimesi çok sorunlu bir kelime. Yani bunu kullanmaktan ben mesela çekinirim bütün çalışmalarım içinde. Yani şunun kültürü, bunun kültürü diye böyle tehlikeli kelimeleri kullanmamakta yarar var. Evet, bütün bunlardan sonra belli bir süre sonra yani bundan en azından yani 80'li yıllarda en geç başlamak üzere bir diğer grup katıldı Almanya'ya. Onlar da sığınmacılar. Ha diyeceksiniz ki şimdi duyduk Türkiye'de de sığınmacı var ama arada o noktada da çok büyük fark var. Türkiye'ye gelen sığınmacı Türkiye'de kalmak üzere gelmiyor aslında. Onun hayali gideyim de Türkiye'de kalayım değil. O aslında Türkiye'ye bir kapıyı atayım oradan devam edeyim diyor. Ha bazısı başarıyor bazısı başaramıyor o doğru. Ama amaç bu diye. Hani senin gönlünde ne yatar diye sordun mu adam ne diyor? Almanya İngiltere diyor. Yani arada çok büyük fark var. Almanya abartarak söylüyorum. Herkesin gelmek için can attığı, resmen can attığı bir yer. Yani gemilerde boğuluyorlar, ölüyorlar, vuruluyorlar, can kaybına uğruyorlar. Gene de gelmekte direniyorlar. Türkiye öyle değil. Türkiye karadan bağlı olduğu daha doğu bölgelerinden gelen insanlarla, gelen, getirilen artık nasıl söyleyeceksek, İnsanlar ve onlar aslında son hedef ve idealleri olarak Türkiye'yi görmüyor. Ha bir kısmı geldikten sonra ha niye olmasın burada da yaşayabilirim diyor tabii ki. Doğru ama çıkış noktamız farklı. Bu önemli bir fark. Sonra şu var Almanya'ya gelen... Bir iki dakikayı toparlarsanız ilk şeyi Hanım Hocam. Bir iki dakikayı toparlarsanız sevinirim. Toparlayacağım. Yani diyeceğim bu. Bu aktörler farklı aktörler birbirine ismen benzer olanların da background'u farklı ve bütün bunları handle edebilmek için artık burada kalacağı belli olan çocukların, gençlerin sürekli eğitim sistemi içinde başarısız olmalarının toplum için büyük bir zarar getirdiğini artık görmemezden gelmek mümkün değil. Yani mümkün olmadı. Dolayısıyla daha anlamlı, daha fleksibil, esas ana sistemi değiştirmeye yönelik çabalara girildi. Ha, doğru yol budur zaten. Yani ben bir sistem yürüteyim, şurada da bu diğer azınlıklar için bir şeyler sunayım konsepti yanlış. Esas ana konseptinin tüm çocuklara hitap ediyor olabilmesi gerekiyor. Ne gerekiyorsa ve bir de son olarak dönem olarak anlattım 45 dedim 50 dedim 80 sığınmacı dedim 2000 yılı çok önemli bir de Almanya'da
2000 yıllarına yani 2000 yılına geldiğimizde Almanya'da aşırı sağcı, ırkçı, antisemit saldırılar artık gitgide çok yüksek bir seviye aldı. Öyle bir noktaya gelindi ki artık bunların ignore edilmesi mümkün olmadı ve ilk defa bir Alman hükümeti sokağa çıktı bizlerle birlikte, sivil toplumla birlikte. O zaman sosyal demokrat yeşil bir hükümet vardı ve ilk defa yani hükümetin kendisi sokağa çıktı, en başta yürüdü. Bu aşırı sağcılar karşı artık aktif olmamız şarttır diyerek ve bir tek konuşmadılar. Daha önce olmayan bir şey yaptılar. Para ayırdılar, fon kurdular. Almanya seviyesinde bu işleri finanse etmek için. İşte bizler, ona daha sonra değineceğiz, Ayca'nın olduğu, benim olduğu diğer, yani sivil toplumun bu son 20 sene içinde şu anda olduğumuz yere gelmiş olmasının baş nedeni 2000 yılından sonra böyle bir yeni bir destekleme, finansman, sivil toplumla birlikte çalışma çabasına girildiği için. Ha, bu hep süper mi yürüyor? Yok, onu hemen anlatabiliriz ama bu var. Yani ve bu yeni bir şey ve bu birçok şeyi mümkün kılıyor şu anda. Şey çok değerli, yani tartışma kısmında bunu açmak isteriz. Konuklarımızdan da soru gelirse. Yani işte azınlıkları eğitime dahil edelim, göçmenleri dahil edelim anlayışından daha sistemin merkezine, sistemin dönüşmesine yönelik bir yaklaşım geldi. Bu ne demek? Hakikaten ben de merak ediyorum, bunun bir adı var mı? Bizde mesela kapsayıcı eğitim vesaire diye Türkiye'de tartışılıyor şu an mültecilik konusunda, ama orada onu merak ediyorum. Ama çok güzel bir bağlantı oldu burada. Sivil toplum alanında sevgili Aycan, tanıtırken söylediğim gibi çok aktif. Tam da aslında o Almanya'da sivil toplum, siyaset ve eğitim ilişkisi çok farklı. Hakikaten bir sürü fon kuruldu ırkçılığa karşı, bunu biliyorum. Dolayısıyla Aycan, sen de bize bu sivil toplum ayağını, çok kimlilik konusunda, eğitim konusunda açabilirsen çok sevinirim. Ne bu 10 dakika içerisinde. Sesin kapalı hocam. Tekrar benden de merhabalar, iyi akşamlar herkese. Öncelikle Sanem'in önemli sonda vurguladığı noktaya, ırkçı terör ve saldırıların artık dayanamayacak bir hale geldiği ve siyasetin adım attığı bir noktaya geldiğinden bahsetmiştik. Bugün, pardon, yarın 19 Şubat ve bundan 2 yıl önce Hanau'da göçmen gençlerin takıldığı bir nargile bara yapılan saldırıda, yanılmıyorsam 8-9 tane genç insanın yaşamını yitirdi. Irkçı, faşist bir terör eylemiydi bu. Benzer bir dinamik vardı yani o zamanlar. Tabii çok daha geniş boyutlarda. 90'larda iki Almanya birleştikten sonra terör saldırıları, Mölln ve Solingen'de Türkiye kökenli göçmenlerin evlerinin kundaklanması, mülteci hanımlarına yapılan kundaklamalar, ırkçı terörün, Nazi örgütlerinin genişlemesi, gelişmesi vesaire. Bunlar tabii ki toplumda bir ne diyelim, bir impuls getirdi ve bir an önce buna müdahale etme gereği hissedildi ve iktidar değişikliğiyle beraber ilk kez uzun bir süre sonra bir sol koalisyon hükümeti iktidara gelmişti ve orada da artık aşırı sağla mücadele bu topluma bakış açısında bir değişikliği de beraberinde getirmeli. Nasıl bir toplumda yaşıyoruz? Alman kim? Burası bir göç toplumu mu? Göç toplumu tartışmaları başladı. Yani bu çok kimlikliliğin çerçevesini bir şekilde nasıl ifade edeceğiz? Ve bu bağlamda da sivil toplumun demokrasi içindeki yeri daha çok vurgulandı. Öncelikle aşırı sağın ideoloji olarak aşırı sağla mücadele etmek, özellikle eğitim alanında gençlerle yapılan çalışmalarda ideolojik olarak deşifre etmek, onların çekiciliğini kırmak için neler yapılabilir
düşünülürken bunun bir diğer yanı da nasıl bir toplum hayal ediyoruz biz? Çünkü aşırı sağın ve ırkçılığın hedefinde olan kesim veya bu düşünceyi taşıyan kesim sadece aşırı sağla sınırlı değildi. Bunu da zamanla gördük. Yani aslında çıkış motivi aşırı sağ olsa da özellikle akademik araştırmalarda gösteriyor ki ırkçı düşünceler toplumun genelinde var olan düşünceler. Dolayısıyla sadece aşırı sağa hapsedilmiş bir ırkçılık tartışmasının doğru olmadığını, aslında toplumu bir bütün olarak nasıl bir toplum algıladığımıza yönelmemiz gerektiğini. Ondan sonraki süreçte bu programlar daha çok geliştirildi. Bir örnek vermek gerekirse bu farkı koymak açısından, bu programın adı şeydi, Viel Falt tut gut. Yani Türkçe'ye çevirirsek, çok kimliklilik topluma iyi gelir gibi bir anlamı var. Yani bir tarafta bu programların hep uzun adı vardır. Bayatav'dan daha uzun. Öyle söylemek gerekirse. Aşırı sağa, ırkçılığa, antisemitizme karşı, bir de yanında demokratik, çok kimlikli bir toplum için vesaire. Buradaki programın adı da Vielfalt tut gut'tu. Yani çok kimliklilik topluma iyi gelir. Bu da şunu gösteriyor aslında. Biz sadece aşırı sağla mücadele etmiyoruz. Aslında yeni bir toplum modelini, yeni bir toplum realitesini topluma kabul ettirmeliyiz bakış açısı var. Bu da çok kimlikliliğin, Almanya'nın değişen demografik yapısının gözler önüne sürülmesi ve artık burada da şey de tabii ki çok önemli. Bu süreçle beraber Sanem ikinci kuşak olduğunu söyledi. Ben de 90'ların başında Almanya'ya geldim. Artık dördüncü kuşağa geldik. Şu an Almanya'da yaşayan insanların her dört kişiden birinin bir göç biyografisi var, bir göç tarihi var. Bu çok önemli bir rakam ve bu artık büyüyerek devam ediyor. Şöyle mesela şehirlerdeki durum biraz daha dikkatli bakmak gerekirse daha çarpıcı sonuçlar veriyor. Offenbach'taki yaşayan insanların yaklaşık %70'i göçmen kökenli. Almanya'nın büyük metropollerinde bu oranlar oldukça yüksek. Taşra'da biraz farklı veya daha geri bölgelerde, arka bölgelerdeki durum biraz farklı olsa da. Yani aslında Almanya günden güne değişiyor ve bu değişime uygun pedagojik bir yaklaşım ne olmalı sorusu. Oradan başlamıştık. Burada da öncelikle nasıl bu toplumu nasıl algıladığımız, bu toplumdaki yabancılaştırılan, ötekileştirilen grupların, sosyal grupların görünebilir kılmak nasıl mümkün olabilir? Ve bu programlarda mesela şuna dikkat edilmeye başladı ilerledikçe, çünkü 2000'den bahsediyoruz, bugün 2020, 20 yılı aşkın bir demokrasi destekleyici program tecrübesi var Almanya'da ve bütçeleri sürekli artan bir düzeyde. Burada da neyi görüyoruz? Bu grupların kendilerini ifade edebilecekleri çerçevelerin oluşturulmasına destek veriyor. Mesela kurumsal olarak göçmen dernekleri, göçmen öz örgütleri destekleniyor. Bu da aslında bir şeyin bir yansıması. Önceden Almanya'da işte ben ne bileyim Varto Kültür Derneği, Türk Spor Derneği falanca etnik, kültürel bağlamlı dernekler falan kurulurdu. 70'ler, 80'ler böyle geçmişti. 90'lardan sonra bu süreç değişti ve artık kurumlar kendilerine Yeni Alman ismini kullanıyorlar mesela. Yeni Alman dernekleri. Mesela bir Yeni Alman Çatı Derneği var. Almanya'daki İzci Derneği'nden eğitim kurumuna kadar birçok alanda kendini artık hibrit kimliğiyle Yeni Alman olarak gören insanlar artık daha görünür. Akademilerde çalışıyorlar, sivil toplum örgütlerinde çalışıyorlar ve o farklı Alman kimlikleriyle kendilerini toplumda kabul ettiriyorlar. Bu birbirini destekleyen bir süreçti ve bununla beraber bu programlar sayesinde sürekli birikimi artan bir şey oluştu, sivil toplum oluştu. Buna bir örnek vereceğim. Sivil toplumun
önemini biraz daha göz önüne sürmek açısından. Birincisi, aşırı sağla mücadelede devlet şunu fark etti. Sivil toplum devletten çok daha iyi biliyor bu konuyu. Çünkü antifaşist gruplar, faşist örgütleri, onların çalışma prensiplerini, her şeyini çok daha iyi takip ediyorlar. Dolayısıyla onlarla mücadelede bu birikime devletin ihtiyacı var. O yüzden bunların birikimini bu programlarla katmaya çalıştılar. Diğer taraftan sivil toplumun daha esnek yapısı, daha dinamik yapısı, özellikle eğitim alanındaki zorluklara müdahale bağlamında daha büyük olanaklar sunuyor. Çünkü daha esnek, kamunun mekanizmaları biraz daha atıl, öğretmenler daha çok yeni sorunlara, globalleşmeden bahsedelim, İslamcılıktan bahsedelim veya antisemitizmden bahsedelim. Bu konularda eğitimlerinde çok fazla bir şeyleri yok. Eğitim almamışlar, bilmiyorlar bu konuları. Sivil toplum bu konuda daha kolay organize olabiliyor. Model projeler, pilot projeler üzerinden burada sürekli destekledi, en önemli bir şey oluştu, birikim oluştu. Şöyle söyleyeyim, bizim gibi, Sanem gibi birçok uzman, sivil toplum kuruluşu siyasetin strateji belirlemede değer verdiği önemli bir partneri haline geliyor. Siyasi partiler danışman olarak bu konuları konuşurken bizleri davet ediyor. İçişleri Komisyonu'nda, federal parlamentoda veya eyalet parlamentosundaki tartışmalarda uzman olarak çağrılıp fikir belirtebiliyoruz. Vesaire vesaire. Bir örnek vereyim, nasıl bu siyasal... Hocam bir dakikayı toparlarsan. Tabii ki. Siyasal eğitim stratejilerinin belirlenmesinde ne gibi etkisi olabilir? Bu açıdan Bayatov için de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani eğitim stratejileri, eğitim politikaları üretmek çok önemli. Bu konuda sivil toplumda oluşan bu birikim, mesela ben antisemitizm, Federal Parlamento'nun antisemitizm komisyonunda 2 dönem görev aldım. O bağlamda 2 kez rapor hazırladık. Bu rapor hem akademi için önemliydi, hem bu konuda çalışma yapan herkes için önemliydi. Bu verileri kullanarak talepler formüle edebildiler. Orada bizim sunduğumuz öneriler vardı hükümete, siyasi partilere, kiliselere vesaire, sivil topluma falan filan. Buradakilerden biri, bu projelerin, sivil toplum projelerinin çalışma ortamlarının düzeltilmesi. Önceden 3 yıllık projeler yapabiliyorduk, 5 yıla çıkarılmasını talep ettik. Bu uygulandı. Önceden %50 eş finans bulma zorunluluğumuz oluyordu bazı programlarda. Bunun mümkün olmadığını, sivil toplumun çalışmasının kolaylaştırması gerektiğini talep ettik. Yani her şeyin yanında sivil toplumun gelişmesinin önünü açacak öneriler sunduk. Ve bunu da bir sonraki hükümet, bir sonraki programı geliştirirken birebir uyguladı. Bu da aslında bu uzmanlığın siyaset belirlemedeki etkisini göstermesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Sevgili Ayzin Bayatav'dan, Ayzin öğretmenimiz, beraber de çalıştık. Ayzin Almanya'dan geldiği zaman işte politik eğitim, politik eğitim diyordu. Halbuki Türkiye'de bizi biliyorsunuz yani işte, yani okullara politika sokmayın, okullara siyaset sokmayın. Bu politik eğitim mesela bayağı tüyleri diken diken eden bir kavram. Ama orada Almanya'da sivil toplum çok yakın çalışıyor hakikaten eğitimcilerle birlikte. Tekrar ikinci turda, son turda Sanem Hanım'a döneceğim. Yani evet, yeni bir belki pedagoji, yeni bir yaklaşım var. Bir, bu hakikaten sahada nasıl işliyor? Ki sizin işte bu ırkçılıksız okul, herhalde böyle mi çevrilebilir? Cesur okul, böyle bir ağınız var. Okullarla ağ kuruyorsunuz. Bu yapıyı bize anlatabilir misiniz şeyde? Hem de sahada ne oluyor? Biraz böyle hani eğitimciler için, öğretmenler için de bu okullarda neler oluyor, neler yapıyorsunuz? Pedagojiyle bağlı olarak. Buyurun. Şöyle, biz kendimiz hiçbir şey yapmıyoruz desem birazcık tuhaf gelecek şimdi. Yapmıyoruz çünkü biz bir network kurduk. Çünkü şuradan yola çıktım ben. Ben kendim öğretmenim. Hem öğretmen olarak okul içinde çalıştım, hem öğretmen eğitimine, hem de okul profili geliştirmek üzerine çalıştım. Yani çeşitli okullarla ekip kurarak okul profillerini geliştirdik, kendi kimliklerini.
Bütün bunların ve Eğitim Bilim Sendikası'nda eğitim sorunları içinde sorumluydum. Bütün bu tecrübeler bir araya gelerek şöyle bazı boşlukları gördüm. Nerede boşluk var? Mesela boşluklardan birisi ve bu çok önemli bir şey. Okul var. Okulun içinde bir sürü şey yapmak isteyen çok angaje öğretmenler var, öğrenciler var. Onlar var ama her konuda onların çok iyi bilgi sahibi olması beklenemez. Dünyanın en iyi öğretmen eğitim sistemi de olsa hiçbir insan hem antisemitizm, hem ökoloji, hem ekonomi, hem dış politika, hem kimya, hem bu mümkün değil. Dolayısıyla öğretmen her şeyi bilir resminden uzaklaşıp ya da okul her şeyi bilir resminden uzaklaşıp çeşitli kompetanslerin dışarıda da olduğunu görüp bunu ciddiye almak gerekiyor. Ha, okulun dışında da demin anlattığımız gibi en azından şu son 20 yıldır ama daha önce de vardı. Çok spesifik konularda çok uzman olan kuruluşlar var. Aşırı sağ kimdir? Göç tarihi nasıldır? Çok dillilik nasıl olur? Kadın hakları konusu nasıl bir şeydir? Gibi. Bunların ikisinin bir araya gelmediğini hep yaşadım ben. Bir araya getirmeye çalış. Her zaman böyle tüh şurada şu adamlar var. Bunlar şimdi olsaydı şu okulda bilirdi. Yani okulla okulun dışındaki dünya arasında köprüler kurmak, ilişki kurmak ve dışarıda olan bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi okulun içinde bir şey yapmak isteyenlere sunmak fikriyle yola çıktım. Irkçılığın olmadığı okul cümlesi, ikinci cümle yok, zamanında Belçika'da oluşmuş. Maalesef unutuyoruz hepimiz ama Belçika'da 1980'lerde, 90'ların içine kadar adeta bir iç savaş durumu vardı. Valon, Flam, sokaklarda çatışmalar, ölümler, yani çok kötü ırkçı bir şey vardı. Buna karşı oradan bazı okullar biz ırkçılığı kabul etmiyoruz, biz okulumuzu ırkçılıksız bölge ilan ediyoruz diye bir politik bir şeyle girişiyorlar. Ama buradan bu fikir işte uzun yolları anlatmayayım geldi sonunda, sonunda beni buldu diyeyim. Yani biz bunu ne yapalım Almanya'da diye bu soru benim önüme geldi ve ben bunu bir fırsat olarak gördüm. Peki dedim, o zaman biz bunu bir geliştirelim, bir tek ırkçılığı tek başına gözümüzün önünde olmasın. Çünkü ırkçılık, antisemitizm, kadın düşmanlığı, homofobi, bütün bunların hiçbiri tek başına var değil. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı ve biri varsa öbürü de uzak değildir. Yani ya hepsini kökünü kazımak gerekiyor ya bunlar böyle birbirini besler, geliştirir karşılıklı. Dolayısıyla medeni cesareti olan okul, medeni cesareti güçlendiren okul olması önemli. Hani yalnızca ırkçılığa karşı olması yeterli değil. Ve ne yaptım ben? İşte buradaki sisteme uygun olarak bir Almanya merkezimiz var. Burada Berlin'de 16 tane eyalette de 16 tane büromuz var. Ve 120 tane de başka daha düşük alt seviyede, bölge seviyesinde de bizim bürolarımız, danışma merkezlerimiz var. Bunlar ne yapıyor? Bunlar bizim network'e katılmak isteyen okullar, nasıl katılıyor bir okul? O okuldaki olan insanların tümünün %70'i bizim network'e katılmak istediğini oylarıyla beyan etmeleri gerekiyor. Yani müdür, çalışan, temizlikçi, kantindeki öğrenci, öğretmen kim varsa bütün okulun içindeki insanların %70'i minimum. %70'i biz bu network'e dahil olmak istiyoruz. Bu network'ün amaçları, hedefleri doğrultusunda çalışmak istiyoruz. Ve bizim okulda ırkçılık insan haklarına karşı bir şey olduğunda kafamızı çevirmeyeceğiz. Bununla yüzleşip aktif olarak bir şey yapacağız. Ha. Diğer tarafta da bizim hemen hemen 400'e yakın okul dışında
sivil toplum ve hatta devlet kuruluşları, müzeler buna dahil olmak üzere, öğretmen eğitim merkezleri dahil olmak üzere kooperasyon partnerlerimiz var. Ve bizim bu toplam 127 galiba şimdi koordinasyon merkezimiz, network'ımıza şu anda 3600 okul katıldı tüm Almanya'dan. Bu 3600 okulla biz bunları match ediyoruz. Yani danışıyoruz, okullardaki aktif olmak isteyenler hemen bize ulaşabiliyor, telefon edebiliyor, e-mail yazabiliyor. Ya biz bir proje yapmak istiyoruz, kadın hakları hakkında çalışmak istiyoruz, nasıl yapabiliriz? Öğrenciler bizi her an arayabilir, böyle bir fikir var. Ya da bizim okulda ırkçılık var ya da antisemitizm var, ne yapabiliriz? Ya da hiçbir sorun yok ama biz bu konuyla ilgileniyoruz. Kim bize destek olabilir? Mesela aşırı sağın yapısını bize kim anlatabilir diye. Ve biz buradaki doğru bilenleri onları match ediyoruz ve okulların uyumaması, uyuyup kalmamalarına yardımcı oluyoruz. Çünkü okullarda bizim istediğimiz, hayal ettiğimiz kadar çok aktivitenin olmamasının baş sebebi okullardaki öğretmenlerin zamanının azlığı. Yani vakit bulamıyorlar, enerji bulamıyorlar. Her şeyi kendileri araştıramıyor. Biz onlara desteğiz, biz onlara yardımcıyız. Biz onların aktif olabilmeleri için ne gerekiyorsa onu sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla benim baş görevlerimden, işlerimden bir tanesi 20 sene boyunca yaptığım hem işte bütün bu kuruluşları yani danışma bürolarını diyeyim işte kurmak hem de bütün bunlar için para bulmak. Hepsinin elinde para olsun ki dışarıda bulduğum çok iyi bir tiyatro pedagojisi yapan birini okula getirebileyim ve onun parasını ödeyebileyim. Ve bunu başardık 20 sene içinde. Çok teşekkürler. Çok 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 teşekkürler. Böyle gülümseyen yüzler de görüyorum. Böyle bir benzer yapılar falan filan benzer çalışmalar da var hakikaten burada. Emeğinize sağlık. Yine soru olursa bununla alakalı Aycan'dan sonra soru cevap kısmında birazcık açabiliriz. Aycan'a da son turda daha spesifik alandaki çalışmalarından bize, yani mülteci gençlerle çalışıyorsunuz, göçmen gençlerle, Müslüman gençlerle çalışıyorsunuz, işte radikalleşmeyi, antisemitizmi. Bir taraftan da diyorsunuz ki yani bir politika değişikliği de var Almanya'da. Herhalde kolay oluyor bir taraftan ama yani Alman olmayı tartışmaya açmak, o dışlamalar, yani çok kimlik geliştirmek eğitimde. Biraz sahada ne oluyor? Biraz bize hani neler başarıldı, neler de zorluk var? Bir böyle spesifik olabilirsen Aycan çok sevinirim. Küçük bir inisiyatif olarak başladık biz. 2003'te çıkış da çok önemli. Türkiye'de sinagoglara yapılan terör saldırıları vardı 2003'te hatırlarsınız. Ona bir tepki olarak biz bir aktivite yapmıştık. O daha sonra pedagojik bir sürece yoğruldu. Ve bu kurum üzerine çalıştığım, tecrübelerinden bahsettiğim kurum oluştu. Bu kurum ne yapıyordu? Bu kurum eğitim konseptleri üretiyordu. Bunları yayınlıyordu. Öğretmenler, okullar bunları bu eğitim materyallerinden faydalanabiliyorlardı. Konferanslar düzenliyorduk. Akademisyenlerle eğitim pratiklerini bir araya getirebilenler. Uluslararası değişim projeleri yaptık. Amerika, Almanya veya Avrupa çapında networkler kurduk. Türkiye ile çok önemli bir proje yaptık. Commitment Without Borders diye Türkiye'deki antisemitizm ve Holocaust konusunda ilgi duyan, çalışan aktörleri bir araya getirdik. Onlarla Almanya'daki uzmanları bir değişim sürecine soktuk. Bu çalışmaların içerisinde tabii kimlik önemli bir konuydu. Biz konuya başladığımız zamanlar Almanya'da bu konu pek öyle tırnak içinde moda bir konu değildi. Pek herkesin biraz köşesinden geçtiği bir konuydu. Çünkü sıkıntı şuydu, göçmenlerdeki antisemitizm, Müslüman göçmenlerdeki antisemitizm, Filistinli göçmen çocuklarındaki antisemitizm konusunu konuştuğunuz zaman diğer taraftan aynı zamanda stigmatize edilmiş, damgalanmış bir sosyal grupla çalışıyorsunuz ve ondaki bir
defisiti, bir eksiği, bir kusuru tematize ettiğiniz için toplumda var olan ırkçı diskurlara destek, ister istemez destek oluyorsunuz. Bu tabii bizde de bu yaptığımız işin toplumsal anlamını sorgulatmaya götürdü. Bir taraftan bu süreç şeye evrildi. Alman toplumunda bakın işte antisemitler, artık göçmenler, artık Müslümanlar, artık mülteciler. Kendini biraz rahatlatan, artık Almanya'da böyle bir, Almanlarda böyle bir sorun yok gibi bir diskuru gündeme getirdi. Tabii buna biraz daha dikkatli yaklaşmaya başladık. Artık mesela hiç medyaya antisemitizmi gösteren örnekler vermemeye çalıştık. Yani pedagojik alanda yaptığımız çalışmalarla kamusal alandaki mesela bir medya temsilcisinin bize sorduğu sorulardaki tavırlarımız arasında bir fark vardı. Yani diskura müdahaleyle pedagojik çalışma arasında bir fark şey yapmaya çalıştık. Bu önemliydi. Yaptığımız çalışmalarda onların perspektifini, yani gençlerle yaptığımız çalışmalarda onlar bize dediler ki mesela Filistinli çocuklar, ya bize hep bir perspektifi anlatılıyor burada. Almanya'da çok taraflı bir bakış var Orta Doğu sorununa. Bizim perspektifimiz nerede? Ve yani şartlandırılmış bir pedagojik diskurmuş gibi algılanıyordu. Yani bunları öğreneceksiniz, İsrail'i seveceksiniz. Burada onların perspektifini de merkeze almaya, onların naratiflerine çerçeve sunmaya, onların bu diskurdan etkilenmelerine pedagojik çalışmalarda yer sunmaya başladık. Bu süreç içerisinde de bu da yani ırkçılığa karşı duyarlılığı biraz merkeze alarak bu konuları çalışmaya çalıştık. Böyle olunca da zaten bu süreç Almanya'da yoğun olarak Müslümanlara karşı ırkçılığın yaşandığı, günden güne arttığı bir süreci de paralel olarak gelişti. İster istemez gençler, ya bu ülkede sadece antisemitizm yok. Bizim yaşadığımız, biz ırkçılığa maruz kalıyoruz, biz Müslümanlara karşı yoğun bir ırkçılık yaşanıyor bu ülkede. Neden bu konular çalışılmıyor? Biz bu konuları konuşmak istiyoruz. Vesaire. Hem bu diskurdaki gelişmelerden, hem çocukların bize öğrettiklerinden hareketle çalışmalarımızda bir geriye dönüş, düşünme ve konseptlerimizi yeniden geliştirme şeye başladık. Geldiğimiz noktada özellikle onları aktör olarak görme, onları aynı hizada görme ve onların kendilerini ifade etme olanağını sunma. Onlar dediğim bu mülteci gençler olabilir, mülteci gençlerle çalıştığımızda. Çünkü onların toplumu nasıl algıladıkları, beklentileri neler, nasıl bunu ifade edebilirler, kendilerini nasıl ifade edebilirler. Bunu da mesela şey üzerinden yaptık biz, akran eğitimi konusunda uzmanlaştık. Eğitime ilgisi olan, birikimi olan mülteci gençleri, üniversite öğrencilerini bünyemize aldık. Onları eğittik, onlara programlar hazırladık ve onlar gidip okullarda mülteci gençlerle çalışmaya başladılar. Veya kendi bizim eğitmenlerimizle beraber gidip çalışmaya başladılar. Benzer şeyle Müslümanlarla ilgili oldu. Şimdi biz bu çalışmaları yaparken bu Müslüman karşıtı diskurun da etkisiyle şu noktaya geldik. Biz bu çalışmalara Müslümanların defisiti üzerinden konuşmak değil, Müslümanların bu problemi çözücü bir aktör olarak nasıl algılarız? Bunu nasıl gösterebiliriz? Çünkü tekil olarak tanıdığımız angaje olmuş Müslüman gençler vardı. Bunları nasıl projelerimize katabiliriz? Böyle başladık. Sorumluluk verdik. Mesela başörtülü, dindar bir kadın projemizin sorumlusu oldu. Müslüman gençlerle, sadece Müslüman gençlere yönelik projeler yaptık. Onları güçlendirici projeler yaptık. Onları insan hakları, demokrasi, çok kimliklilik, antisemitizm, ırkçılık, İslamcılık, radikalleşme bu konularda güçlendirdik. Camilere gittiler. Okullara gittiler. Enteresan bir tecrübe yaşadık. Bir sürü negatif yanı da var. Bir sürü dışlanma tecrübesi de yaşadık. Camilerden kovulduk. Mesela imamlar çalışanlarımızı çok kötü arkalarından konuştular.
MİT ajanlığıyla suçlandılar. Şey MİT pardon. Mossad ajanlığıyla suçlandık. İsrail için çalıştığımızı söylediler vesaire vesaire vesaire. Türkiye devletine karşı olduğunu hakkında işte FETÖ'cü oldukları vesaire vesaire bildiğiniz bir sürü saldırılarla karşı karşıya kaldık. Ama şunu gördük. Yetiştirdiğimiz gençler çok büyük bir gelişim gösterdiler. Bir kısmı akademik olarak bu konuda çalışmaya devam ettiler. Şu an başka projelerde çalışıyorlar. Müslüman dindar kimlikleriyle. Bir kısmı bizim bünyemizde eğitmen olarak hala çalışmalarına devam ediyorlar. Çünkü şey şuydu yani eğer din yani tabii Sanem'in vurguladığı şey altını tekrar çizmek istiyorum. Sınıfta çalışırken bu başka bir şey. Sınıfta böyle bir şey yok. Yani sınıfta herkese hitap eden, çünkü oradaki herkes Müslüman değil, oradaki herkes Türk değil, oradaki herkes Alman erkek değil vesaire vesaire. Fakat bu belli gruplarla yapılan çalışmalarda bu grupta aidiyeti olan benzer bir sosyalizasyonu yaşamış kişilerin iletişimi, etkileşimi çok önemli bir faktördü. Biz bunu gözlemledik. Ve bu şeyi geliştirdik. Şu anda üzerine yoğunlaştığımız çalışmalardan biri. Yani akranlar üzerinden okullarda eğitim vermek. Burada tabii bu akranlarımız artık Afrika kökenli bir genç de olabilir, bir transgender bir kişi de olabilir. Bu bir benim gibi sosyalizasyonu Türkiye'de sonradan oraya gelmiş veya orada doğmuş büyümüş bir genç de olabilir. Bir bio Alman da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan çok kimlikli Almanya'yı çok kimlikli bir toplum, Almanya'yı bir göç toplumu olarak algılayan bir perspektifle yaklaşımı sunması gerekiyor. Son bir şeyde bizim bir Türkiye projesinden bahsetmiştik. Aizen Hanım'la beraber çalıştığımız projeden. Orada çok enteresan bir tecrübe yaptık. Bu Türkiye kökenli çocukların kimlikleriyle ilgiliydi. Türkiye bağlamlı sorunların eğitim alanına yansımalarını konuşuyorduk. Özellikle Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde, işte gazeteci Deniz Yücel'in tutuklandığı, gerginliğin arttığı, Mesut Özil tartışmalarının olduğu, Erdoğan'la fotoğrafının çekildiği ve Büyük Almanya'da tartışmaların başladığı o dönemde, ırkçılığın körüklendiği bir dönemde. Orada şunu gördük. Öğretmenlerin olaylara yaklaşımında, tabii herkesi dahil etmiyoruz, önemli bir oranda bunların hepsi Türkiye'ye, pardon, Erdoğan sistemine, Türkiye'deki rejime sempatiyle bakıyorlar. Bu yaklaşımlarında aslında ideolojik olarak bir duruş var. Bu kimlik, bu Türk kimliğine yaklaşmaları sıkıntılı gibi bir algı var. Nasıl bu konular çalışılabilir? Fakat bu olayı biz önce bir saha araştırmasıyla araştırdık. Yaptığımız görüşmelerle, öğrencilerle, öğretmenlerle veya diğer uzmanlarla çıkan sonuç şuydu. Bu çocuklar aslında çok kimlikliliklerine sahip çıkıyorlar. Ve Türkiye'ye pozitif bir bağ kuruyorlar. Türkiye diskurunun negatif tanımlanması onlarda o ülkeye bağlarının güçlenmesi olarak ifade ediliyor. Bu da pedagoglar tarafından çoğuncası bir demokrasi sorunu, demokratik değerlerden uzaklaşma olarak algılanıyor. O açıdan çalışmalarımızın merkezini aslında öğretmenlerle yapılan çalışmalara aktardık. Nasıl? Aynen. Öğretmen arkadaşlarımızı bu hibrit kimlikler konusunda öğrencilerin perspektifi, kimlikleri nasıl algıladıkları, toplumun bu kimliği nasıl algıladık konusunda aydınlatma, buna yönelik öğretmen eğitimleri geliştirme olarak devam etti. Aycan, enteresan bir bulgu. Yani işte bazı öğretmenlerde, Almanya'daki bazı öğretmenlerde, işte Türkiye'deki çocukların yeteri kadar yani çabalamadıkları, Alman toplumuna entegre olmadıkları gibi bir algı var. Ama o çocukların bir kısmı da kimliğinin bir parçası Türkiye. Yani damgaladıkları zaman öğretmenler, çocuklar inadına bu sefer Türkiye şeyine tarafına sahip çıkıyor. Halbuki bulgu gösteriyor ki bu çocuklar çok kimlikli artık.
dördüncü nesil vesaire vesaire. Hakikaten bu çok 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 şey söylüyor. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. Evet, yani bir 5-10 dakika gecikmeliyiz ama bir iki tur soru yapabiliriz. Sorularınız varsa bir yandan Sanem Hanım da cevap veriyor bazı sorulara şeyden, chatten. Ama yazabilirsiniz ya da mikrofonunuzu açabilirsiniz, el kaldırabilirsiniz. El kaldırırsanız çok daha kolay, hemen görürüm bir şekilde. Hemen böyle var mı sormak isteyen? Sizler düşünürken bu benim Sanem Hanım'da merak ettiğim, dediniz ya bu kültürler arası kavramı, şimdi dönüp bakınca biz bunu eleştiriyoruz diye. Ama bir taraftan o herhalde sorunlu bir çok kültürlü eğitim yapıldı orada. İnterkültürel dendi ama çok kültürlü. Yani difference multiculturalism belki dediğimiz farklılık çok kültürlülüğü. Katılıyorum yani sosyolog olarak ben de kültür kavramı çok sorunlu ama bir taraftan da kimliğin bir parçası. Yani işte Aycan'ın verdiği örnek o. Yani bu çocukların Türkiye ile bağı aslında fiziksel olarak birinci, ikinci nesle göre çok az ama bir taraftan da işte kimliklerinin bir parçası. Yani kültür hem önemli ama hem de işte akışkan, değişken vesaire. Peki interkültürel kavramını eleştiriyorsunuz. Şu anki pedagojik yaklaşıma ne ad veriliyor, bir ad veriliyor mu? Göç sonrası toplum pedagojisi vesaire gibi, bunu biraz açabilir misiniz? Yani tek bir model yok Almanya'da. Tabii. Tekrar tekrar söyleyebilirim. Burada eğitimde oldukça büyük özgürlük var. Ne tek tip ders kitabı var, ne tek tip, yani böyle işte bu farklı Türkiye'den. Onun için bu hem iyi hem kötü, hem birçok çok kötü şeyin uzun süre bir yerlerde devam etmesini mümkün kılıyor. Hem de ama bir sürü yeni yeni konseptlerin gelişmesine yol açabiliyor. Yani ben kesin olarak kültür kavramının eğitim alanından uzak tutmak gerektiğini düşünüyorum. Göç biyografisi olan bir aileden gelen bir çocuğun biyografik olarak bir bağlantısının olması ailesinin geldiği bölgeye doğaldır. O bölgeyi hayatında hiç görmemiş de olsa ya da geldiğinde sırf Antalya'nın tuhaf tuhaf otellerinden görmüş olsa da gene de o bir ide olarak onun biyografisinde onun için önemli bir faktördür. Bu böyledir ama burada kültürden söz etmek hiç gerekmiyor. Kültür değil, biyografik elementleri bizim ciddiye almamız gerekiyor. Nasıl denir bilmiyorum ama yani biyografik bir konsept, yani biyografiden insan merkezi, biyografische Ansatz, nasıl dersin Aycan? Yani bireyin biyografisinden yola çıkmanın daha doğru olduğunu ben düşünüyorum ve bir tek ben değil, yani birçok insan böyle düşünüyor. Ben bunu doğru buluyorum. Ha, pratikte nasıl oluyor diyorsunuz. Evet, böyle bu kafayla okul oluşturulan okullar var. Böyle olmayanlar var. Bu bir karmaşık, renkli bir tablo bizim karşımızda olan. Şunu da unutmamamız gerekiyor. Yani sürekli olarak çoğunluk toplumuna beklentiler formüle ediyoruz. İşte gelen yabancıları ciddiye alsın, o yabancılar ilk dönem işçi göçüyle alt tabakaya gelen insanlar, doğal, yani beyin cerrahları gelmedi değil mi? Yani eğitimi hemen hemen hiç olmayan insanları getirdiler burada maden ocaklarında ve başka yerde çalışsın diye. Bir topluma büyük bir miktar ama hepsi aynı tabakadan olan insanların birdenbire gelmesi, onların çoğalmasıyla sürekli çoğunluk toplumundan bekliyoruz. Bunları tanı, bunları ciddiye al, bunları aynı göz hizasında gör diyoruz ama bu arada yani klasik, yani sınıf elementini göz ardı ediyoruz bunları derken. Sınıf diye bir şey var bir toplumda. Yani Japon bir mimarla Türk bir mimar aynı seviyede, onun yanına Amerikan bir mimar ve bir Alman gelebilir ama
İşte Alman öğretmenle Türk işçisinin, köylüsünün çocuğu aynı değil. Yani hep bu aynıymış gibi yapmanın ve bu kültür benlik sohbetlerinin arkasında sınıf olgusunu görmemeye çalışmak tamamen yanlış bence. Yani ben burada diyeyim ki çok yani ben bu sonuca vardım 40 küsur senelik meslek hayatımda ve özellikle hemen hemen sürekli bu nokta üzerine kafa yorduktan sonra benim sonucum bu. Kesinlikle sınıf olgusunu, ki bu hangi memleketten olursa olsun, bunu çok ciddiye almak gerekiyor. İnsanların bu Alman toplumundaki sosyolojik yaşam koşullarını göz önüne almak gerekiyor. Mesela şu anda çok büyük sayıda Türkiye'den akademisyen insanlar Almanya'ya geliyor. Sınıf açısından nereden geldikleri belli. Ama burada sosyolojik olarak içine düştükleri durum onları kendilerinin 5 kat altındaki sınıfa düşürüyor. Yani burada çapraşık biyografiler oluşuyor. Çok zor konstelasyonlar oluşuyor. Bunları ciddiye almak gerekiyor. Böyle bir insana şey diyemeyiz. Ha sen Türkiye'den geldin, demek ki sen de ne bileyim işte Adanalılar kahvesine git, orada tamam yerini bulursun. Bulmuyor adam. O adam hiç Almanca konuşmasa bile mimarlar odasına gitti mi daha kafasına denk şeydi. Yani bence bu elementlerin çok fazla ya da hemen hemen yani çoğunlukla kültür, duygusal, emotional elementler üzerinde tartışmak yanlış. Ve buna şunu ekleyeceğim, benim ders konum, yani benim ders ne denir Türkçe ders? Yani ben Almanca ve resim sanat öğretmeniyim. Bu iki dersi veriyorum. Dil çok önemli bir faktör. Bir insanı oluşturan birinci dili, doğuştan öğrendiği birinci, ikinci, üçüncü içinde yaşadığı dil. Dil çok önemli bir identite faktörü. Dil her türlü dilin ve yani çok önemli ve değerli ve kıymetli bir veri olarak görülmesi şart. Eğitim sisteminin de öyle olması şart. Ama bunu da çok fazla böyle duygusal elementlerle yüklemek anlamsız. Yani mesela zamanında Almanya'da şöyle bir istem vardı. Hatta benim eğitim bilim sendikamda bile bu vardı. Yurt dışında işte yabancı kökenli çocuklar birinci dil olarak, yabancı dil olarak İngilizce değil, mesela Türkçe alsınlar. Ben buna son derece karşı geldim her zaman. Ne saçma bir şey. Çocuk birinci, yani biz bu çocukları İngilizce bilmeden mahrum mu edeceğiz? Onlar üstüne üstlük bir de İngilizce de bilmeyecekler ya da daha kötü bilecekler. Yani onların hayatta iş piyasasındaki şansları daha da düşecek. Yalnızca duygu açısına baktığımız zaman. Yani benim önemsediğim nokta objektif yaşam kriterlerine bakmak. Sorunuza cevap olmadı çünkü tam bir cevabı yok. Yani bu yeni şeye şimdi ne diyorsunuz sorusuna cevap yok. Yok, ama siz dediniz ya sistemin özünü değiştirmeyi tartışıyoruz. Evet, işte o çok önemli. Yani gitgide daha inklüzif, yani öyle kapsayıcı. Bir sistemin kendi özelliği öyle olmalı ki inklüzif, herkesi içine alabilip her insana eşit derecede tüm verilerini aynı şekilde önemsemek. Yani eşitlik, ayrımcılık olmaması, alt üst hiyerarşiye girilmemesi, diskriminasyon olmaması, bu kriterler etrafında bir okul mentalitesi geliştirmek bana daha doğru geliyor. Anladım, anladım. Yani Türkiye'de de çok yoğunlukla tartışılan bir şey. Adına tabii kapsayıcı demek kapsayıcı olmuyor. Bir sürü sorun var. Benim özellikle çalışma alanlarından birisi. Ama burada da bu yaklaşım hakikaten hakim hale geliyor. Aizine söz veriyorum. Başka el varsa lütfen kaldırın. Hızlı bir şekilde ya da yazın. Toparlayacağım bir 5 dakikaya falan. Aizin kısaca. Çok keyifli. Keşke daha uzun olsa diyorum. Aycan'a da sana ve de çok teşekkür ediyorum. Yok, söz verdik. Ben zamanında bitiririm biliyorsun. Biz korsan devam ederiz gene. Yok. Şey,
Aslında şöyle, ben hani Aycan biraz bahsetti, Almanya'da yaptığımız o Türkiye projesindeki gözlemlerim ve hep hissettiğim şeyler Türkiye'de çalıştığımız dönemde, yani benim öğretmenlik dönemimdeki çok benzer tecrübelerdi. Yani orada çocukların kendi kimlikleriyle, yani o hibrit kimlikleriyle olan ilişkiler aslında son derece pozitif. Yani onların kendi kimlikleriyle ilgili bir sorunları yok. Daha çok dışarıdan atfedilen şeyler bu soruna dönüştürülüyor. Yani onların Türk kökenli olduklarının öğretmenler tarafından sürekli hatırlatılması, Türkiye'de var olan siyasi çatışmalarda veya herhangi bir şeyde hemen okula döner dönmez bir Alman öğretmenin hemen dönüp Türk kökenli olan, belki de Türkiye'yle hiç ilişkisi olmayan bir öğrenciye sizin ülkenizde neler oluyor bir anlatın bakalım diye tekrar bunu vurgu yapması veya senin dediği gibi çok böyle klişe içi boşaltılmış bir kültür anlayışıyla Türkiye'nin bir geleneğini orada işte eğer anlatılacaksa gene Türk kökenli bir çocuğa anlattırılması. Aslında o kimliği sürekli ön plana çıkarmak, çocuğu o kimlikle tanımlamak biraz dışarıdan atfedilen bir şey. Diğer taraftan baktığın zaman çocuklar bu konuda belki de bu kimlikle bu kadar ciddi sorun yaşamıyorlar. Yani bu noktayı Türkiye'yi düşündüğümde, kendi öğretmenlik tecrübemi düşündüğümde, yani Almanya ki bu hani göç toplumuyla barışması ve bunu kabul etmesi süreci bile hani çok uzun zaman alan şeyler. Türkiye'de bu tek kimlik üzerinden tanımlanmış bir eğitim sistemi var. Yani Türkiye'deki bütün okullardaki çocuklar Türk. Onların kendi kimlikleri bilinmiyor, konuşulmuyor. Bunlara yönelik çalışılmıyor. Ya ben hatta Türkiye içinde bile böyle. Ya ben doğudan İzmir'e geldiğimde, bir öğrenci olarak geldiğimde, ilk girdiğim sınıfta öğretmenim ilk söylediği şey, sen nereden geldin? Adıyaman'dan dedim. Adıyaman'da Türkiye'de bir yer mi diye güldü. Yani benim okulu bırakma sürecimde bile çok ciddi etkisi olan bir böyle alaycı bir tavır tabii. Öğretmenin güldüğü şey, öğrenciler haydi haydi gülüyor. Çünkü orada gülünmesi gereken bir şey var. Yani bunları düşündüğüm zaman bir de Suriyeliler var. Yani mülteciler geldi ve aslında belki de üçte biri okullara daha yeni yeni dahil oluyor. Dilleri yani Türkçeleri yok. Birçok konuda sorun yaşıyorlar. Bir yandan bu mültecilerle ilgili çalışmalarını düşünüyorum. Almanya'nın bizden çok daha fazla tecrübesi var. Bu çocukların okullarda görünür kılınması, kendi kimliklerini daha böyle duyurabilmeleri adına sizin tecrübeleriniz var mı? Biliyorum ki Willkommen sınıfları var, çok tartışmalı bir süreç, ama bunun dışında geliştirilen yeni politikalar ya devletin ya STK'ların bu konuda yaklaşımı nedir? Okullar bu konuda nasıl bakıyor? Bu tecrübeleri biraz söylemeleri mümkün mü? Çok konuştum. Kısaca, evet çok kısaca alırız. Esra Hocam, bir başka varsa lütfen son turu yapıyoruz. Esra Hocam da el kaldırmıştı, buyurun. Merhaba, teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten çok değerli katkılardı. Yani her ne kadar çok farklı şeyler de olsa, hani Sanem Hanım'ın da başta belirttiği üzere Almanya'nın deneyimlerini dinlemek güzeldi. Şey soracağım, şimdi bu süreçte çok kimlikli eğitim ve bu Cesur Okul A mı demeliyiz? Sürecinde STK'ların etkisinden söz ettik. Şimdi sanırım hani STK'ların etkisi hani süreç içerisinde daha çok güçlendirmeye yönelik mi? Tabii burada 3600 kadar bir okulun o A dahil olduğundan söz ettik ve eyalet sistemi var, farklı farklı okullar. Acaba müfredatı yönlendirme konusunda ya da değiştirme konusu noktasında da bir etkisi oluyor mu STK'ların ya da bu çalışmaların, onu merak ettim. Buna ben de bir soru ekleyeceğim hemen Sanem Hanım. Bir akreditasyon mu veriyorsunuz bu okullara A katıldığı zaman? Ne bileyim, hani bu cesaretli okul olması için mesela test mi ediyorsunuz? Bak, bir akreditasyon gibi zaman zaman bunu merak ediyorum. Aycan'a söz vereyim. Aycan'ın sorusuyla alakalı. Aycan, sen son sözlerini alayım senin, ben buna cevap verirken. Ondan sonra sana mı dedim? Kapatalım yavaş yavaş. Sesini de... Aizin, maalesef sana çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Projeden ayrıldığım süreç içerisine kadar bilgi verebiliyorum. Dediğim gibi önce bir araştırmayla başladık. Bu mülteci gençlerin beklentileri neler, soruları neler bu topluma yönelik?
Zaten bütün çalışmalarımızda yapmaya çalıştığımız şeylerden biri bu. Önce bir saha çalışması yapıp ona göre pedagojik konseptleri geliştirmek. Elimizdeki var olan şeyleri denedik önce. Çünkü dil büyük bir sıkıntıydı. Dil bilmiyorduk. Pardon, onlar Almanca bilmiyorlardı. Bizim konseptlerimiz Almancaydı. Fakat şöyle bir avantajımız vardı. Kendi çevremiz, kendi çalışanlarımızın içerisinde çok göçmen kökenli, çok mülteci kökenli öğrenciler, gençler olduğu için onlar Arapça biliyorlardı. Onlardan faydalanabildik mesela. Onlar çalışmaların içerisine katılabildi. Bu da bir ayrı bir bağ oluşturdu dediğim gibi. Çünkü bu işin bir de şu yanı var. Toplumda ayrımcılık yaşayan gruplarla çalıştığın zaman onlara farklı perspektiften yaklaşan, empatiyle yaklaşan pedagoglarla bir araya gelince orada iyi bir dinamik oluşuyor. Bu da onların kendilerinin bu süreç içerisinde aktif olarak bu konuları öğrenip multiplikatör olarak çalışmalarına yansıdı. Şu an bildiğim kadarıyla bu çalışmalarda artık okullarda zaten o dalga geçti. Şu an çok yoğun bir göç yaşanmıyor. 2015'teki süreç gibi bir realite yok. Yeni gelenlerin de bu Willkommens klaselerde, yani hoş geldin sınıflarında değerlendirildiğini düşünmüyorum. Çünkü haklı olarak çok büyük eleştiriler vardı. Gerekçesi de şuydu. Kısmen tamamıyla izole bir şekilde diğer öğrencilerle ilişkileri olmadan, yani inklüzyonun hiçbir yaşama şansları olmadan, diğerleriyle bir iletişim, etkileşim şansı olmadan aslında ayrımcılığın semente edildiği bir tarzda bir eğitim öngörülüyordu. Ve onlara Almanya'yı öğretmek perspektifinden yaklaşılıyordu. Ondan yanılmıyorsam vazgeçildi ve mümkün olduğunca çabuk bir süreç içerisinde normal sınıflara entegrasyonu uygulanıyor. Ama Sanem'in bilgisi belki daha aktüeldir. Çok teşekkürler Aycan. Sanem Hanım'a söz verip toparlıyorum. Buyurun. Evet, peki, çok mersi. Yani aktüel bir de, yani 20 seneye yakın ben göçmen çocukların normal sisteme entegre olmasının yollarını araştırdım. Konseptler geliştirdim. Yani köprü sınıfları gibi bir deyim geliştirdim. Yani bir çocuk geldi mi onun okula girişinin amacı onu eninde sonunda normal düzenin içine almak olmalı. Yani yoksa düzen burada, yanında ayrı bir grup, bir sınıf, bir şey var. Onu orada tutalım sonra atalım sistemin içine. Olmaması gerekiyor. Böyle modeller var artık. Her yerde değil. Bu hoş geldin sınıfları çok saçma ve bütün buradaki bilgilerin en az 30 sene gerisine tekrar düşen bir konsept. Yani umarım artık yavaş yavaş bunlar çeşitli eyaletlerde gene yok olur. Her yerde aynı zamanda olmuyor işte. Yani bu da bir zorluğu Almanya'nın. Bir eyalette başarıyorsun, böyle anlamsız bir eğitim modelini yok ettirebiliyorsun, diğerinde yapamıyorsun. Esra, senin soruna cevap veremiyorum çünkü STK ne demek? NGO. Sivil toplum örgütü. Tamam. Yani siz sivil toplum örgütleriyle okulları buluşturuyorsunuz. Evet. Tamam. Yani bir etkisi oluyor mu müfredat, yani ders kitaplarına, eğitim şeyine, öğretmen? Oluyor, tabii ki oluyor. Oluyor çünkü zaten burada zorunlu diye bir şey yok. Her öğretmen kendisi seçebiliyor hangi kitapla, hangi malzemeyle çalışacağını. Ben istersem hayatım boyunca hiçbir okul, yani okul ders kitabı üreten bir şeyin kitabını kullanmayabilirim. %100 bir sivil toplumun çıkardığı malzemelerle çalışabilirim. Yani burada şey özgürlüğü çok büyük. Ne diyorlar? Yani eğitme özgürlüğü öğretmenlerin çok çok büyük. Tabii minimum bir kurikulum var. Tabii ki çocuğa okuma yazma ve şunu öğretmek zorundayım ama bunu nasıl yaptığım, neyle yaptığım, o kadar geniş bir şeyim var ki. Ve dediğim gibi yani bizim network niye çalışıyor? Yani niye işe yarıyor? Çünkü öğretmenlerin dışarıdan işte bu sivil toplumu derslerinin içine alma şansları var.
dersi onlarla birlikte yapma şansları var ya da birlikte proje geliştirme şansları var. Ha, çok çok memnun muyum? Şimdi her şeyi böyle çok toz pembe anlatmak istemiyorum. Yok, bir sürü zorluk var. Yani bu zorlukların en başında şu anda öğretmen kıtlığı var bütün Almanya'da. Ve şimdi çok önemli bir noktaya daha geleceğim. Bu sığınmacı çocukların nasıl eğitildiği sorusu. Demin de anlatmaya çalıştığım gibi duygusal konular değil bunlar. Eninde sonunda kimin işine ne yarıyor ona göre gelişiyor bu sistemler. Şu anda Almanya'da demografik olarak korkunç kötü bir durum var. Şu kadar yaşlı, bu kadarcık genç var. Gelen mülteciler hemen hepsi, hemen hepsi ya genç, daha 20'sinin altında, 20 civarında ya da genç aileler, çocukları olan. Bu insanlara, bu toplumun çok ihtiyacı var. En azından hasta bakıcısı olarak, yaşlı bakımcısı olarak o kadar çok ihtiyaç var ki artık onları iyi eğitmeye çalışıyorlar kendi çıkarları için. Hiçbir toplumda, hiç kimse, hiçbir grup için kendi çıkarını görmezse bir şey yapmaz. Yok öyle bir hikaye. Yani şu toplumda işte insanlık için her şey. Ha, ne zaman insanlık için bir şey yapar o toplum? O diğerlerine insanca davranmanın kendisi için en yararlı yol olacağını anladığı zaman yapar bunu. İşte bu noktayı anlatabilmek en büyük zorluk toplumlara. Yani bunu sen onun için yapmıyorsun. Bunu yaptığın zaman senin bir yararın oluyor. Senin toplumun güçlü ve huzurlu oluyor. Bunu anlatabilmek önemli. Dolayısıyla şu anlaşıldı, bir de korona dönemi bunu iyice ortaya çıkardı. Yani bu toplumun gençlere ihtiyacı var. Bak şimdi tekrar çok büyük bir fark Türkiye'yle. Türkiye'de tam tersi. Az yaşlı, bir sürü iş arayan güçlü, kuvvetli genç var. İşte bu durumu tamamen farklı kılıyor. Ve gelen şirketler de yani genç. Gence genç geliyor, rakip geliyor yani. Öğretmen kıtlığı varsa gönderebiliriz Sanem Hocam. Bizde böyle yüz binlerce atanamayan öğretmen var. Ama öğretmen eğitimi burada yani eğitimlerden biri. Bırakın yurt dışından yeni geldi. Buradaki çocukların öğretmen olmasını sağlayabilmek için hani öğretmen olun yabancı kökenli çocuklara diyoruz ama en zor eğitimlerden biri de öğretmen eğitimi maalesef. Yani tekrar bir dönem daha, iki sene staj falan, yani zor. Çok çok teşekkürler. Evet. Zamanımızı aştık ama umarım biraz ilham alabildiğimiz bir oturum oldu. Almanya, Türkiye konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu Bayatal söyleşiler üçüncüsüydü. Herhalde dördüncüsü belli mi bilmiyorum. Bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Dördüncüsüyle devam edecekler. Yine Bayatal'ı izlemeye devam edin. Geç katılanlar oldu. Hem Sanem Hocam hem Aycan Hocam COVID pozitif. Bu halleriyle hakikaten katıldılar. Ne hallere düştük yani, salgın döneminde böyle hasta olsak bile görüyorsunuz böyle etkinlikler devam ediyor. Hakikaten ağzınıza sağlık. Yorduk sizleri. Sevgili katılımcılar, çok teşekkür ediyoruz hepinize. Dördüncü Bayatal söyleşilerinde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Çok ben sevdim. Hoşçakalın. Ağzınıza sağlık.